Küresel sorunlar ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Dünya nüfusunun hızla artması sebebiyle insanların doğadan faydalanmaları dengeyi bozarak küresel sorunlara neden olmaktadır. Bununla ilgili olarak e, uluslararası örgütlerden bazıları Küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur açıklaması. Doğru bir açıklamadır. Greenpeace buna örnek verilebilir. Küresel sorunlara karşı önlem alınmaması, insanlığın felaketi olabilir açıklaması da doğru bir ifadedir. Çünkü yok oluş anlamına gelir. Küresel iklim değişikliğinde en büyük etken beşeri faktörlerdir açıklaması da yapılabilir. Çünkü insanların özellikle sebep olduğu küresel ısınma, iklim değişikliğinin en büyük temel nedir? Fakat küresel sorunlar ülkelerin alacakları bireysel tedbirlerle, çözümlenebilir açıklaması yanlış bir ifadedir. Çünkü küresel sorunlar bireysel olarak değil, ve uluslararası alanda çözümlenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Dünya genelinde açlık yaşanmasında bize verilen durumlardan hangi yeri etkin rol oynamaktadır? Açlık doğal kaynakların e, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayamaması sonrasında ortaya çıkan küresel bir sorundur. E, açlığın yaşanmasında hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların yetersizliği ve ekonomik sorunlar etkili olmaktadır. Fakat teknolojinin gelişmesinin bir etkisinden bahsedilemez. E, bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. İnsanların doğaya bıraktığı içecek kutuları, plastik şişeler, kağıt ve kartonlar gibi atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Çevre kirliliği en genel anlamda hava, su, toprak ve gürültü kirliliğidir. Bize verilen atıklar da özellikle su ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Bunların en aza indirilmesi için geri dönüşümün yapılması gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi küresel ısınmanın önlenmesine yönelik yanlış bilgi vermiştir? Küresel ısınma insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonrasında atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerinde sıcaklığın yapay olarak artması durumudur. Bunun önlenebilmesi için ağaçlandırma çalışmaları arttırmalıdır. Köylere doğru göçlerin teşvik edilmesi gerekir ve enerji tasarrufu sağlayan araçların kullanılması gerekmektedir. Fakat trafikteki taşıt sayısı arttırılması küresel ısınmanın daha fazla artmasına sebep olur çünkü egzoz dumanları bu durumu yaratır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Hava sıcaklıklarının aşırı artması aşağıdaki olaylardan hangisine neden olur? E, hava sıcaklığının aşırı artışı küresel ısınma anlamına gelir. İnsanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonrasında e, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerinde e, sıcaklığın yapay olarak artması durumudur. E, bu sıcaklık artışının sonrasında da e, buzul erimeleri yaşanmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Tanımlama yapılırken küresel ifadesinin kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar küresel sorunlar olarak adlandırılmıştır. E, küresel denmesinde yaşanan sorunların tüm dünyayı yani tüm insanlığı etkilemesine bağlıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Kalıp yargılardan kurtulmanın yolları arasında bize verilen davranışlardan hangi yeri yer alır? Kalıp yargı, insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. Bir grubun ya da topluluğun bütün üyelerine yönelik herkes tarafından bilinen, kabul görmüş, çoğunlukla da ön yargılı düşüncedir bu kalıp yargılardan kurtulmanın yolları arasında farklılıkları tanımak ve saygılı olmak gösterilebilirken ön yargılı yani peşin hükümlü olmak gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu cümlede aşağıdaki küresel sorunların hangisinden bahsedilmemiştir? Beslenme ve güvenlik sorunları nedeniyle insanlar bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kalabiliyor. Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle İnsanların doğadan faydalanmaları dengeyi bozarak e, küresel sorunlara sebep olmuştur. E, beslenme, açlık, e, güvenlik ise e, terör sorunları anlamına gelir. Bunun dışında e, bulundukları e, bölgeyi insanların terk etmesi ise göç anlamına gelir. Fakat e, sel ile ilgili herhangi bir küresel sorundan bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre İslamofobik kavramının temelinde Aşağıdakilerden hangisi vardır? İslamofobi 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da meydana gelen olaylar sonrasında terörle mücadele kapsamında Müslümanlara karşı oluşan bir algı durumudur. Ee, İslamofobi kelime anlamı olarak İslam korkusu demektir. Müslümanlara ve İslamiyet'e karşı e, sürdürüle gelen önyargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Ee, İslamofobi kavramının temelinde de bütün Müslümanların terörist olarak algılanması vardır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dünyada yaşanan küresel sorunlardan olan terörizm ile ilgili yanlış bilgi vermiştir. E, terörizm şiddet, baskı, korkutma, sindirme ve benzeri tehdit yöntemleri kullanarak amaçlarına e, ulaşma çabasıdır. E, buna bağlı olarak toplumda kargaşa ortamı yaşanır. Askeri tedbirler e, buna bağlı olarak arttırılır ve savunmaya ayrılan bütçe de artacaktır. Fakat terörizmin e, çevre kirliliğine sebep olduğuna dair bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.